Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaklaşık 3 hafta önce Hakan Füzün kardeşimizin cenaze töreni vesilesiyle Akhisar'a geldiğimizde en kısa sürede Manisa'yı da ziyaret etme sözü vermiştim. Araya salgının da girmesiyle neredeyse 3,5 yıldır sizlerle yüz yüze beraber olamamıştık. İşte bugün sizlerle beraberiz. Ve aldığım resmi rakamı söylüyorum. Şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitim ve terbiye ile İstanbul'u fethetmişti. Biz de Manisa ile birlikte 81 ilimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyor, kendimize dünya ile yarışan hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız. Müsaade ederseniz şu ceketi çıkarayım mı? Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Niçin? Çünkü biz bu millete aşığız. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. İnşallah emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz. Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye, terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara, saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık. Kardeşlerim, eğitimde eğer bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Göreve geldik, 76 üniversite vardı. Ama şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Kardeşlerim, sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok.
Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızdan. Dertliyiz biz, dertli. Bu milletin dertlisiyiz. Biz Türkiye'nin sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiz. Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları, çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Dikkat ederseniz karşımızdakiler milletimize geleceği değil, sadece geçmişi, yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Şimdi buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz her vatandaşımıza şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Kardeşlerim, onların iyi dediği Türkiye, sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru, bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi. Hatırlıyor musunuz? Savaşay'ın bir programı vardı. Savaşay'ın o programında Bay Kemal orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaşay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal SSK'nın başındaydı. Ve ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak, biz de şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda Gabar'da biz varız. Cudi'de biz varız. Tendürek'te biz varız. Besler Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, bir köyden ötekine sağ salim gitmenin dahi zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yollarla, otoyollarla, havalimanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiği bir Türkiye inşa ettik. Senin Allah'ına kurban.
Allah'ımıza kurban. İşte İstanbul, İzmir. 6,5 saatten nereye düştü? 3 saat 15 dakikaya düştü. Şimdi Manisa, İzmir, Sabuncubeli tünelini kim yaptı? Ah, eskiden Manisa, İzmir. Düşün ne kadar bir mesafeydi, ama Sabuncubeli tüneliyle bu kadar kısaldı. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Onların iyi dediği Türkiye, yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. Biz savunma sanayimizin dışa bağımlılığını geldiğimizde %20 yerliydi, ama şimdi %80 yerli hale getirdik. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var, Akıncılarımız var ve terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz, inlerinde. Ve bu şimdi teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye, bırakınız geleceğine güvenle bakmayı, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye'ydi. Kardeşlerim, bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Ama şimdi tüfeklerimiz, elhamdülillah İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı uçaklarımızı biz üretiyoruz. Biz bir deprem ülkesi olan ülkemizdeki yapıların %60'ını dönüştürerek insanlarımızı daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. İzmir yıkılmış mıydı? Bergama ne haldeydi? Bornova ne haldeydi? Bütün buraları kardeşlerim aylar içerisinde yeniden biz inşa ettik mi? Van depreminde her taraf yerle eksan olmuştu. Biz inşa ettik ki Bingöl depreminde her taraf yerle eksan olmuştu. Biz inşa ettik mi? Kütahya Simav'ı biz inşa ettik mi? Bakın Gölcük'te, Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti, buralar inşa edilemedi. Ama biz geldik, bunları da inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşmayı başaramayan bir Türkiye'ydi. Biz sulamadan modernizasyona, tohumdan gübreye kadar her alanda aldığımız tedbirlerle tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ilk ona çıkarmış bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan, alternatifini bulanın toprağını terk edip geçimini başka işlerde aradığı bir Türkiye'ydi. Manisa,
Sağ olasınız. Sağ olasınız. Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde kendi çıkarlarını kararlılıkla savunan, kendi vatandaşlarının güveni, dostlarının umudu haline gelmiş bir Türkiye inşa ettik. 2 gün önce neredeydim? Ukrayna'da. 1 hafta önce neredeydim? Soçi'de. Niçin? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onlara da gereken dersi Manisa 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Sağ olun, var olun. Onların iyi dediği Türkiye, kendi sorunlarını çözemediği için bölgesinde ve dünyaya bakamayacak kadar içine kapanmış bir Türkiye'ydi. Maşallah. Şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlıyız. El ele bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte hangi alana bakarsanız bakın, bizim inşa ettiğimiz Türkiye ile onların özlemini duyduğu Türkiye arasındaki devasa farkı görebilirsiniz. Merhum Özal'ın deyimiyle çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mukayese etmekten dahi aciz olanların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey olamaz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var. Ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmaktır. Yapar mıyız? Yapar mıyız? Şimdi Manisa'dan öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Hazır mıyız? Manisa 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Manisa evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Manisa, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Manisa, bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, herkes konuşur. Herkes yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız yaptığımız eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterlidir. Son 20 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde toplam 4922 yeni derslik kazandırdık.
Gençlik ve sporda toplam 8.055 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İki stadyum dahil farklı branşlarda toplam 84 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 25'i hastaneden oluşan toplam 72 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Bunlara ilave olarak 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanemizin, 100 yataklı yüksek güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanemizin ihalesi çalışmaları sürüyor. Ayrıca 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanemiz ile 50 yataklı Saruhanlı Devlet Hastanemiz de proje safhasındadır. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla Manisa'da 10.366 konut projesini hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 11.253 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirerek yeniden inşasını sağladık. İlimizde toplam 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan bugün resmi açılışını yaptığımız Gördez ve Soma'daki millet bahçelerimizle birlikte 5'ini hizmete sunduk. Ulaştırmada göreve geldiğimizde Manisa'da 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 546 kilometre ilave ile toplamda 627 kilometreye çıkardık. Yaklaşık 128 kilometresi de Manisa'dan geçen İstanbul-İzmir otoyolunu, Sabuncubeli tüneli, Akhisar çevre yolunu tamamlayıp hizmetinize sunduk. Yapımı süren Salihli-Alaşehir-Buldan yolunu, Akhisar-Gördez-Köprübaşı-Demirci yolunu, Akhisar-Sındırgı yolunu, Kırkağaç-Gelenbe yolunu, Bergama-Soma Akhisar yolunu seneye tamamlıyoruz. Yapımı devam eden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesiyle Manisa'yı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Tarım ve ormanda son 20 yılda Manisa'ya 27 adet baraj ile 11 gölet yaptık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 218 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı süren sulama tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya açacağız. Manisa ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 75 adet taşkın koruma tesisiyle Manisa şehir merkezi 75 yerleşim yeriyle 76 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Manisalı çiftçilerimize toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Heyecanlandınız. Ama çok heyecanlandınız. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi
bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümü toprak mahsulleri ofisimiz yani biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur mahrum etmeyiz. Yani geçen yıl bu 13 liraydı değil mi? Şimdi bu yılda Cumhurbaşkanınız bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Nasıl? Bereketli mi? Elhamdülillah. Yani sizin bu bereketiniz var ya, sizin bu samimiyetiniz var ya, sizin bu ihlasınız var ya, inşallah üzümlerdeki bereketi de ne yapacaktır? Artıracaktır. Ve inşallah şöyle iki gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp bir hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım. Ya Allah! Bismillah diyelim. Kuru üzüm fiyatımızın üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Manisa'mıza son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetleri anlatmaya devam edelim mi? Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 30 araştırma geliştirme merkezi ile 5 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki sigortalı çalışan sayısını 218 binden 437 bin seviyesine yükselttik. Bugün de elimiz boş gelmedik. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyar lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada sizlerle yapıyoruz. Eğitimde 506 dersliğe sahip ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise binalarımızı, 700 yataklı pansiyonlarımızı, spor salonlarımızı, üniversitemizin hastane ve öğrenci merkezi ek binalarının resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Sporda yüzme havuzları, spor salonları, gençlik merkezleri, çim futbol sahaları, atletizm sahası gibi çok sayıda tesisi resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Manisa 558 yataklı şehir hastanemizin, 400 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanemizin, 75 yataklı Kula Devlet Hastanemizin, 10 yataklı Ahmetli İlçe Hastanemizin, sağlık evlerimizin resmi açılışını yapıyoruz. Şehir hastanemiz ve Merkez Efendi Hastanemiz salgın döneminde önce tamamlanarak fiilen hizmete alındığı için bu sıkıntılı süreçte Manisa halkına önemli katkılar sağladı. TOKİ Yunus Emre'de iki etap halinde toplam 1523 konutu, dükkanları, çevre düzenlemeleri, camileri
ve diğer donatılarıyla tamamladı. Gördes'te 200 konut. Kırkağaç'ta 234 konut. Ayrıca çeşitli yerlerde köy evleri ve diğer projelerde TOKİ tarafından inşa edildi. Evet, bu açılışları da buradan yapıyoruz. İller Bankası desteğiyle. Çeşitli ilçelerimizde tamamlanan yol, içme suyu, çevre düzenlemesi, asfalt, kanalizasyon projelerini de resmen hizmete açıyoruz. Bunların yanında kültür ve turizm, çalışma, sosyal güvenlik, ulaştırma ve altyapı, içişleri, tarım ve orman, sanayi ve teknoloji bakanlıklarımıza ait çok sayıda yatırımın da açılışını resmen gerçekleştiriyoruz. Polat Yağcı kardeşimizin desteğiyle inşa edilen iki ayrı cami de bugün açılışını yaptırdığımız eserler arasında yer alıyor. Şimdi geliyorum belediyelerimizin yatırımlarına. Büyükşehir Belediye'mizce tamamlanan hizmet binası, otel ve alışveriş merkezi, katı atık, bertaraf ve enerji üretim tesisi, rekreasyon projesi, cadde ve meydan düzenlemeleri, spor tesisleri gibi çok sayıda yatırımın da resmi açılışını buradan yapıyoruz. Gördes, Kırkağaç, Ahmetli, Demirci, Soma, Selendi, Şehzadeler, Yunus Emre belediyelerimize alt yapımlar sebebiyle açılışları buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Manisa'mıza kazandıran kurumlarımızı, belediyelerimizi, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük yatırımlarla Manisa'da olacağız. Şimdi hazır mısınız? Şöyle elleri kaldıralım. Gürsada ile tek millet, az geldi. Tek bayrak, tek millet, tek devlet, bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer Manisalı hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Manisa Valimizi, Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı, AK Parti Manisa İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanımızı, Sayın Polat ve Ahsen Yağcı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Hazır mıyız? Tüm eserler ve açıkladığımız 27 liralık üzüm fiyatı Manisa'mıza, ülkemize hayırlı olsun. Bereketli olsun, Rabbim yar, yardımcımız olsun diyorum ve kordelamızı da böylece kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.
Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz aziz milletimizin, Manisalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu eserlerin ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz.